düşünür, İstiklal Marşı şairi, milli mücadelenin kalem savaşçısı Mehmet Akif Ersoy, 1873'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk eğitimini hem babam hem hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim dediği babasından aldı. Baytar Mektebi'nden mezun oldu, Fransızcasını geliştirdi. 6 ay içinde Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli yerlerinde memuriyette bulunan Akif, konuşma ve vaazlarıyla milli mücadeleye destek verdi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra devrin ilim ve fikir hayatında önemli etkisi olan Sırat-ı Mustakim dergisinin başyazarlığını yaptı. Dönemin aydınları arasında önemli bir yere sahip olan Akif, Arap edebiyatı ve tercüme usulü dersleri verdi. Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak katıldı. Zulme ve haksızlığa karşı kalemini kılıç gibi kullanan Akif, safahatta fikirlerini, milli mücadele döneminde Türk halkının yaşadıklarını en ince detaylarıyla anlattı. 1920-1923 yılları arasında vekil olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı. 1921'de Ankara'da Taceddin Dergahı'na yerleşti. Meclis kayıtlarına adı Burdur Milletvekili ve İslam Şairi olarak geçti. 1921'de İstiklal Marşı'nın mecliste kabulünün ardından 1923'te Ankara'dan İstanbul'a döndü. Birkaç yıl yazları İstanbul'da, kışları Mısır'da geçirdi. 1926 kışından sonra Mısır'dan dönmedi. Kur'an tercümesi üzerine çalıştı. Kahire'deki Camiatul Mısriye Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Mehmet Akif, 1935'te rahatsızlandı ve hastalığının durumu ağırlaşınca İstanbul'a geldi. Türkiye'ye özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi İstiklal Marşı'nı miras bırakan Mehmet Akif, 27 Aralık 1936'da İstanbul'da hayata veda ederken evinde yapayalnızdı.